Sevgili seyirciler, ben dün akşam çok kıymetli bir ödül törenine gittim. Bu ödül töreninde ödülü takdim edenlerin lise öğrencileri olması benim için çok daha kıymetli ve anlamlı. Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halk Değişikler ve Reklam Bölümü öğrencileri yaklaşık 5 yıldır ödül töreni düzenliyorlar. 2 yılında da pandemiye denk gelmişler. Hepsi lise öğrencisi. Onların emeğiyle, iradesiyle, tüm planlamasını yaptıkları, tüm hazırlıklarını yaptıkları bir ödül töreni. Çok da kıymetli isimler katıldı. O ödüllerden birinde de ben vardım. En iyi gündüz kuşağı programı Esra Eroğlu ödülünü aldım. Gençlerle bir araya geldim. Hepsine çok teşekkür ederim. Çünkü o liseden bir de benim bir öğrencim var burada. Sevgili Rabia, ödülü aldığım kişi benim stajyerim. Nasıl pırıl pırılar, nasıl pırlantalar, yani gelecek onlarda, onlara olan inancım o kadar yüksek ki onlarla bir arada olmak istedim. İnşallah hepsi liseyi bitirip üniversiteye gidip sonrasında Türkiye'nin önde gelen kurumlarında, kuruluşlarında, reklam ve halk değişikler bölümünde çok güzel işlere imza atacaklar. Ben de bu gece de onların yanındaydım. Hepinizi öpüyorum. Aileleriniz sizlerle gerçekten gurur duysunlar. Ne yaptıklarının, ne istediklerinin bilincinde olan bir gençlik bize çok iyi gelecek. Ve konuğum Saadet. Saadet aslında hayatı olan, kariyer yolculuğu olan fakat sakatlanmayla sporu yarıda bırakan biri. O boşluk esnasında Oruç ismindeki kişiyle tanışıyor. Sonrasında da hayatım bir tarafta karardı, bir tarafta çocukla aydınlandı diyor. Saadet'in hikayesine geçeceğiz. Oruç'la eşi de burada olacaklar. Bir de Yasemin ablamız var Stüdyo'da. Nasılsınız? İyiyiz Esra Hanım, sizi sormalı. Nereden geliyorsun ben Yasemin? Ben Kahramanmaraş'tan geliyorum. Kahramanmaraş'tan? Aha, evet. Ah ah. Niye geldin? Yani, Maraş bilmiyorum, çok mu değişti artık? İnsanlara diyorum zaten. İnsanlar bireysel karaladı yani. Bireysel davranışları. yani bir bölgeye, evet, bir mahalleye, bir kasabaya, hı-hı, ile, ilçeye. Yok hani ilçeyle ilgili değil. İnsanlar yani. İnsanlar değişiyorlar. İnsanlar çok aşırı değişiyor. Şimdi şöyle yani, seçmiş olduğun insan senin hayat arkadaşın. Evet. 19 öyle yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğun, hı-hı, kişi. Doğru. Evet. Ve bu evlilikten 3 tane çocuğun Hayır, var. Hayır 2 tane. 2 tane. Hı-hı. 18 ve 12. Hı-hı. Aynı zamanda senin kuzenin. Evet, teyzemin oğlu. Yani teyzenin oğlu. Hı hı, evet. Bu doğru güzel evlilikte, hı hı, bir yıkım başlıyor. Evet. 12 yaşındaki bir çocuğun şahit olmaması gereken yani, şeylere şahit oluyor. Maalesef. Babasının oldu bazı mesajlarını görüyor. Hı hı, evet. Babası kiminle yazışıyor? Kiminle? Diğer teyzemin geliniyle. Ben, nasıl, eşim, bir de kaçırılan adamın, üçümüz teyze çocuğuyuz. Hani onun gelini. Şimdi siz Ali ile teyze çocuğusunuz. Evet, kaçırılan adam da teyzemin oğlu, onun gelini. Şükran'ın kocası da senin teyzenin, hı-hı, oğlu. Aslında, evet, siz neredeyse birinci derecede. Yani en birinci derece akrabayız yani. Akrabasınız, aynı ailenin içindesiniz. Hı-hı. Yani evet. Fakat senin eşin Ali ile diğer, hı-hı, teyzenin çocuğu Yasin'in eşi Şükran, hı-hı, yazışıyor. Evet. Mesajlaşıyor. Bunlar, hı-hı, sanırım içerik olarak özel yazışmalar. Hı-hı. Bunların bu özel yazışmasını ilk kim fark ediyor? İlk kim görüyor? İlk kızım görüyor. Kızım gece saat 1-2 gibi mutfakta yemek için bir şeyler hazırlamaya gittiğinde bir bakmış babasının telefonuna mesaj geliyor. Bir bakıyor. Hani zaten biz 10-15 günden beri hani aramız kötüydü. Hı-hı. Kızım bakıyor, o mesajdan şüpheleniyor yani hani. Beni bir daha arama, seni bir daha aramam, beni zor durumda bırakıyorsun diye bir mesaj. Hı hı. Kızım hani bunu içinde bir 15-20 gün tutuyor, bana söylemiyor. Hı. Annemle babam belki barışır diye. O zaman anlıyor zaten babasının. Şimdi bak, tam ergenliğin başında, hı hı, olan bir yani, kız çocuğu. Evet. O yazışmanın, o konuşmanın, hı hı, yani ne olduğunu, eğer bu yazışmayı birine söylerse sonuçlarının, hı hı, neler olacağı. Yani içinde tutmuş o yazışmayı yani, sen duyarsan babasıyla küseceğini, hı hı, planlıyor. Evet, doğru. 15 gün boyunca bu kadar, hı hı, ağır bir yükü içinde taşıyor. Taşıyor. Sonra? Sonra dayısına söylüyor. Hı hı. Yani bana yine söylemiyor, annem üzülmesin diye. Dayısına söylüyor. İşte dayısıyla başka şeylerden karıştırırken yine buluyorlar. Yani kız kardeşiyle falan yazışmalarını buluyorlar daha sonra. Hı hı. Eşimle kız kardeşi yani. Sen kocanla bu konuda yüzleştin mi? Hı hı, yüzleştim. Ne dedi? Ya mesela öyle bir şey yok dedi. Kızımla ikimiz aynı odaya geçtik.
Hani geldi bize dedi ki öyle bir şey yok, siz çıkarıyorsunuz dedi. Kadının dedi başka sorunları var dedi. Hani kendiniz çıkarmayın böyle şeyleri dedi. Yani kadının başka dertleri var dedi. Siz saçma sapan şeyler söylüyorsunuz dedi. Ondan Diğer sonra taraf. Hı. aradan bir buçuk ay, 2 ay geçti. Biz bunu tamamen her şeyini yakaladık, mesajlarını filan hani Hı. her şeyini, kanıtları ortaya koyduk. Sonra işte Karşı tarafta durum nasıl? Yani sen Şükran'la, Şükran'ın eşi Yasin'le bu konuda yüzleştin mi? Ya da onun eşi böyle bu durumun yok, farkında ben mı? hiç onlar beni alakadar etmez yani. Ben hiç onlarla görüşmedim. Bu Yani benim bu aile sorunumdu. kendi sorunum yani. Hı. Sonra bu adam geldi tekrar bizden özür diledi. Pişman oldum dedi. Sadece bir mesajdı dedi. Bir mesaj için insanın yuvası yıkılmaz dedi. Hı. Büyükleri araya soktu. Yani 7-8 kişi şahidimdir. Büyükler de araya girdi. Hani kızım öyle yapma işte, tamam dedi, yuvanı kurtar dedi. Bak gelmiş özür diliyor. Hani çocuklardan da senden de dedi. Ben de büyükleri dinledim. Madem affedeyim dedim. Yani 19 yıllık dedim yuvam yıkılmasın, çocuklarım üzülmesin diye tek. Ama yani bu adam aynı şeyleri geldi, özür diledi. 3 ay beraber yine Karşı yaşadık. tarafın Yaşadınız ama ailesinde, karşı taraf şey pardon, evet. Şükran tarafında da bir sıkıntı var. O O da evi terk tarafta etmiş. Siz bu evde bu kavgayı yaparken o da yani evi terk o da ediyormuş. terk ediyor ama gidip o eşi gidip onu alıyor, evine götürüyor. Bu adam da tekrar bize dönüyor. Hayır, onun eşi senin kocanla yazışmaları görmüş mü? Böyle bir şeye şahit Görmüş. olmuş mu? Ha. Direkt mesela kendi telefonunu, eşinin telefonunu, Şükran'ın telefonunu kendinikine yönlendirince direkt Hı. hani konuşmalarına şahit olmuş. Hı. Evden kadın gitmiş işte, kardeşi gile gidiyor. Çocukları almaya diye gidiyorlar Yasin. Çocukları almaya gittiğinde tekrar kadın da peşlerine düşüp kocasıyla evine gidiyor Ya yani. aynı sorun orada da var. Onun kocası Var. da bir şeylerin farkında, şüpheleniyor Yani ve şüphelendikten şüpheleniyor. sonra Şükran evi terk ediyor ama onlar da diyor ki oldu bir kere ama biz birbirimizi affedelim. Yani. Her iki aile de birbirini affedip normal yaşantısına Ama geri Esra Hanım, dönüyor. bu kadının birinci olayı değil. Hani bu kadın benim kocamdan önce başka erkeklerle de. Şimdi Yasemin hiç oraya Yani. gelme. Bu ikisi bu ilişkiyi yaşayıp sizlerden af dileyip barışma Evet, gerçekleştikten sonra doğru. 15 Kasım tarihinde nasıl beraber kaçıyorlar? Beraber kadına ev tutmuş Esra Hanım. O evde hani kardeşim gizliden şey çekti, Kocan video evden çekti. nasıl ayrıldı? Koca evden ayrılmadı. Hala benden yaşamaya devam ediyor Esra Hanım. Şu an Dedik, senin yanında mı? yok şu an değil. 15 Kasım'dan itibaren evden attım yani, yok evde. Hı. Mesela o en son 15 Kasım'da ben 3-4 gün önce kadın sığınma evine gidiyor. Bu kadın çocuklarını da alıp kadın sığınma evine gidiyor. 20-25 gün önce 15 Kasım'dan. Hı. Sonra kadın sığınma evinden 4-5 gün önce oradan kayboluyor. Oradan kadın sığınma evinden haber veriyorlar ailesine. Hı. Eşin çocukların yok diye. Hı. Onlar da çocukları aramaya başlıyorlar. Kadını çok şey yapmıyorlar da zaten kadının ne olduğu belli yani. Hiç önemli değil. Yani bu davranışı senin Yani. kocanla ikisi yapıyorlar. İkisi de eşitler. Doğru. Kusurlarında da, Doğru. hatalarında da, Yani. davranışlarında da ikisi de eşitler. Yani. Şükran'ın aile krizi barışmalarına rağmen devam ediyor. Kadın sığınma Ediyor. evine gidiyor. Kadın sığınma evinden çıkıyor. Başka bir yerde mi yaşıyor? Kadın sığınma evinde yaşıyor işte. Bir 15-20 gün. Sonra işte 4-5 gün, 15 Kasım'dan 4-5 gün önce bu adam ev tutuyor bu kadına. Çocukları da alıp o eve yerleştiriyor yani, çocuklarla birlikte Şu an kadını. kocan nerede? Kocam şu an normal iş yerinde, kadın da orada. Rahat rahat hayatlarını sürdürüyorlar yani. Akşamları kocan nerede kalıyor? Akşamları evde yok. 15 Kasım'dan beri yok yani. Ama o 15 Kasım'a geldiğimiz gün işte mesela normalde eşim bazen iş icabı yani evde olmayabiliyordu. Hani Hı başka hı. şehirlere de gitmek zorunda ama hani Hı öyle uzak bir şehir değildi. hı. Son bir gün önce yani öğlen gitti, diğer öbürsü gün öğlen geldi. Dedim hani sen neredesin dedim. Dedi ben dedi Antep'e dedi mal götürdüm, sen sanki bilmiyor musun dedi. Aha da faturası dedi. Ben dedim Antep'le Maraş arası yarım saatlik bir yol dedim. Yani bir Kalmayı gün gerektirecek bir durum yani bir değil. gün sürmez dedim. Ama kadının da kadın sığınma evinden kaybolduğunu duymuştum yani. Hı. Dedi, bak erkek kardeşim de kendini uyardı. Dedi ki ne bak abi dedi. Kadın orada yokmuş dedi. Bu işin altından da sen çıkarsan dedi çok fena olur dedi. Hayır dedi benim o kadınla işim yok dedi. Hatta ben de sordum bak. Yani şu anda Şükran'ın yuvasının yıkılması senin kocan. Sebebi Yani. senin kocan. Yani. Senin yuvanın yıkılma sebebi O kadın senin için yani. Şükran. Yani. Sen bu olaydan sonra, bu 15 Kasım tarihinden sonra koşa koşa boşanma davası açmaya gidiyorsun. Açtım. Açtın.
Yani işte ben de eşime sorduğumda dedim bak bu kadın kayıp dedim. Altından sen çıkmayasın dedim. Hayır dedi benim o kadınla işim yok dedi. Bak hani yüzümüze baka baka son ana kadar yakalattırmasak hani kardeşim o şeyleri çekmese videoyu çekmese yakalanmasa kadını orada gizli hala orada yaşatacakmış. Ne kadar yaşatacak yani Maraş ne kadar? Maraş'ın içi bir karış yani. Senin herkes... kocan mı ev tutmuş? Hı-hı, evet ev tutmuş yani. Beraber yaşıyorlar çocukları evde. Da almışlar yanına yani hı-hı. Adamın çocuklarını. Orada ev tutmuş kendi çocuklarını bırakmış da gitmiş de başkasının çocuklarına babalık yapacak. Ya öyle bir şey var mı? Babalık sen... yapmayı bırakın. Mesela şimdi evi bir ateş düşüyor. Yani. Zaten 12 ve 18 yaşındaki çocuklarım... evlat için annenin babanın hatasını yakalamak çok büyük yani. Bir tecrübe ve acı. Bir de bizim yani biz aileye hı-hı. bağlı bir milletiz. Bir de büyük yani. Ailemiz var. Halalar, dayılar, kuzenler. Yani her şey iç içine Hülya Hanım. Her şey yani. Biz yani çok onlarla ilgili bağları. Olması, o götürülen çocuklarla da ilgili olarak. Şimdi kuzen misiniz? Annenizin... hayatını paylaşacağı kişi mi? Yengeniz mi? Yani bunu anlamlandırabilmek, yani, bunu hiçbir kişi bu çocuklara anlatamaz. İşte yani benim çocuklarım bak biri 12 yaşında, biri 18 yaşında. Hani yemin ederim size 18 yaşındaki oğlum 40 günden beri yatakta yatıyor. Hı-hı. Hani çocuğun psikolojisi bitti. Yani acıkırsa, mecbur kalırsa kalkıp yemeğini yiyor. Yoksa o yataktan kaldıramadım. Kalkmıyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum yani. 18 yaşındaki evet, mi? Evet 18 yaşındaki. Yani kalkmıyor, yataktan kalkmıyor Esra Hanım. 40 gün oldu. 40 günden beri yemin ederim o yatakta ben ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum şöyle olur, böyle olur. Yok. Oğlum hadi az dışarıya çıkalım. Yani kapının dışına çıkalım. Oraya bile çıkmıyor yani. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük bir yıkım yaşıyor 18 yani, yaşındaki çocuk. Öyle. O da hayatının yol ayrımında aslında. İşte yani... Yani ben çocuğum bile yani kendisine bir zarar vermesinden bile Allah çok korkuyorum. Korusun. Yani mesela baba bu durumu biliyor mu? Biliyor. Ne yapıyor? Yani, nasıl bir tavır sergiliyor? Yani bilmiyorum ben bu adamın beyni mi yok yani beynini mi yıkadılar ne yaptılar yani ben anlamadım. Daha önceden yani öyle bir şeyi hiç duymadım görmedim yani işitmedim. Daha önce bir kadınla alakası olsa derdim. Bu adam eskiden beri böyleydi zaten aynısını yapıyordu kaldırabilirdim ama şimdi hiç kaldıramıyorum bir de en yakın olunca da hiç kaldıramıyorum. Demek yani. Ki uzakta aramamak lazım biz yani, hep en öyle. Uzaktakinden şüpheleniyoruz ama bazen işte, o felaket bizim en yakınlarımızdan yani geliyor. İşte hocamızdan hayat arkadaşımızdan geliyor böyle yani bir yıkım. Ben yıllardır Esra Hanım 12 yıl Antalya'da çalıştım çabaladım dişimi tırnağıma taktım seraların içinde yani gece gündüz demedim sabah ezanı girdim karanlıkta akşam ezanı karanlıkta çıktım karşılığı bu muydu bu mu olacaktı? Eşinize seslenir misiniz buradan? Ben gel buraya ben ayrılmak istiyorum bir an önce mal varlığımız çok fazla ben mal varlığımın iğne bile ne varsa hepsini almak istiyorum o kadınla beraber yiyemezsin ben gecemi gündüzümü kattım. Bütün herkes de bağlanabilir. Antalya'daki komşularım da bağlanabilir. Beni tanıyan herkes buraya bağlanıp benim nasıl bir kadın olduğumu da söyleyebilir. Ben Allah'a şükür alnım. Ak şimdiye kadar yani bana bir kelime yani başımı öne eğdirecek hiçbir şey yapmamışımdır. Maalesef ben bunları her şeyi gördüm yani şu 10 aydan beri yani. Dünyanın tersine döndü. Yani öyle. İnşallah bundan sonraki hayat size güzellikleriyle İnşallah, gelir. İnşallah ben yani mal varlığımın iğne bile varsa o mal varlığımı hep benim sırtımda yani beni merdiven Senin olarak kullandı. Senin emeğin ve alın terinle yapılmış şeyler. Yani kendi Esra Hanım kendi ofis vardı ofiste ayağın üstüne atıyordu. Ben o işçilerle gece gündüz sıcakta çalıştım. Bu Niye? Çünkü kiriyle. O CEO. O CEO derler ya öyle yani, hani o CEO, CEO'lar öyle hani, yapıyor. Ama diğer emekçiler alttan yani. Çalışıyor. Önce Ali kardeş ve Şükran Yıldız söz hakkını cevap hakkını kullansın. Şu anda beraber mi yaşıyorlar? Ali kardeş bu evi açtı, Şükran Yıldız'la mı beraber yaşıyor? Bir de bu insanlar birinci dereceden akraba. Yani. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Şimdi diğer konuğumuza geçeceğiz. Saadet'in birlikteliğinden dünyaya gelen bir çocuğu var. O çocuğun biyolojik babası da... Oruç, oruç şimdi Sürütüyor'da olacak. Önce hatırlatma. Oruç karısına döndü. Saadet bebeğiyle baş başa kaldı. Yani resmi nikahlı eşinizle mi yaşıyorsunuz? Evet abla. Ona mı geri döndünüz? Evet abla. Barıştınız yani? Evet. Biz birbirimizi seviyoruz. İki tane Tabii, de çocuğumuz var. Benim... Zamanında adımını sağlam atacaktı. Ha, nedir o kararınız? Bu kadının istediği ne ya? Bizim yakamızdan düşsün artık. Benim çocuğumun tedavi masrafı karşılanacak. Oruç ve karısı Seher stüdyoya geliyor.
Onların bir evlilikleri vardı, bir aile düzenleri vardı. Sen onların hiç içinde değildin. Kesinlikle değil. Seher'le Oruç'un boşanmasına sebep olan kişi sen misin? Ben değilim. Dava 2019'da açılıyor. Yani o dönemde kesinlikle... Oruç'u tanımıyorsun bile. Tanımıyorum, kesinlikle tanımıyorum. Saadet'le mutlu olmak istiyorsun, yola çıkıyorsun, kaçıyorsun, Seher'e sığınıyorsun. Seher'le mutsuz oluyorsun, Saadet'e gidiyorsun. Niye? Yani ben bunu, üçüncü geçimi kötü biliyordum yani. İyi yolu bulabilir miyim dedim, daha kötüsüne çattım ben. Saadet Hanım'la olan ilişkinizde ilişkiyi siz mi bitirdiniz, Saadet mi? Saadet. Saadet ilişkiyi bitirmeseydi, sizi evden kovmasaydı, siz Saadet Hanım'dan ayrılır mıydınız, yok, ayrılmaz mıydınız? Ayrılmaz. Benim için mağdur varsa ne sensin ne o. İkiniz de mağdursunuz. İki engelli çocuk var. Ya şöyle bir şey var abla, o çocuk eğer Oruç'tansa yani... Oruç, ama bu konuda... Ama tek başına mı yaptı bu haber? DNA yani testini yaptırmaktan korkuyor musun? Yok ablacığım. Hı? Çocuk benim. Zehra'ya da açık değilmiş ama. Benim Zehra'yı tüm Türkiye biliyor. Ne zaman Zehra ile ilişkin oldu? Bundan bir sene sonra oluyor. Bir boşanma davasını açtıktan sonra. Peki Zehra telefon hattındaymış. Boşanma süreci varken biz konuşmaya başladık ve sonra ayrıldık. Seher, seninle evliyken Oruç sürekli hayatına birini dahil ediyor. Hani ama eşimi hani her zaman için sevdim. Biz artık hani çok ciddi bir karar aldık. Pişman oldu mu? Hatasını anladı mı? Anladı. Pişmanlığını anlamadı. Yani şunu yapmadı. Anladı. Seher'le yola şey çıktığında sana haksızlık yaptığını yapıp geri dönmedi. Saadet onu kapının önüne koyduğu için bir kapı aradı kendine. En yakında bir sen vardın. Güven konusunda hep bir kapıyı açık bırakmalısın. Ben güveniyorum. Hep yani ya, çok acı, gözün benim üstünde olmalı. Sonsuz. Peki güven annem, güven güzel bir duygu. Şimdi Oruç'u davet edeceğim. Bugün bir karşılıklı ve baş başa konuşmanızı istiyorum şu sebeple. Sizin aranızda geleceğe dair bir duygusal bir ilişki yok aslında. Bunlar tamamen bitmiş. Çocukla ilgili bir gelecek konuşması. Böyle üç kişi üst üste konuştuğunda benim kafam gidiyor. Önce Oruç Bey bir gelsinler. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim abla. Oruç Bey. Efendim abla. Şimdi dün konuşamadığımız her şeyi bugün... Karışmama sözü veriyor musunuz? Evet. Ayrı oturur musunuz? Birazcık ayrı. Nedenmiş o şimdi? Sizin tamam, demek istediğiniz ne ben anlayamıyorum yani. Seher. Sizin yapmak istediğiniz ne burada? Seher'cim. Bir dinleyelim dur ya. Sessiz dinleyelim dur bakalım. Ben şöyle dokunsam sizin ilişkinize, evliliğinize zarar verebilir miyim? Veremem. Veremez. Seher olan, burada yuva yapmak olan... gibi bir niyet yok. Bak, ben sadece... Sana söz hakkı düşmedi. Senle ben hiçbir şekilde ziyaret edemiyorum. Bir saniye Seher Hanım, hiç konuşmayın. Girme. Şimdi bana bir şey söyledin, sana cevap vereyim. Şimdi sizi ayrı oturtturduğumda sizi fiziksel olarak ayırabilirim. Ama duygusal olarak ayıramam. Aynen öyle. Buna gücüm yetmez. Aynen. Ama sizi ayırmaya gücü kimin yeter biliyor musun? İkinizden birinin. Zamparalık peşindeyse, çapkınlık peşindeyse, sorumsuzluk peşindeyse ikinizden biri... Sorumsuzca davranırsa siz bu evliliği bitirebilirsiniz. Dışarıdaki insanlar sizin evliliğiniz kale gibi olduğunda ne yaparlarsa yapsınlar o mutluluğu bozamazlar. Sorunu üçüncü kişilerde aramak yerine daha çok dönüp kendi içimizde aramalıyız. Biz hep aslında öyle olmazdı, onlar yüzünden oldu diyoruz da biz ne kadar dayanıklıyız bu evlilikte. Benim senden ricam, sen engelli çocuğu olan bu konuda emek veren bir annesin değil mi? Aynen. Saadet de aynı şekilde. Sizin de her ikinizin de, iki kadının da aslında bu hayattaki ortak bir gayesi var. Bu adamdan dünyaya gelen çocuklara bakmak. Evet. Sizin sorumluluğunuz çok ayır. Ben Oruç'u üç gün sonra çeker gider bilebilir misin? Aynen, biz bir günlük için geldik ama bir sürü gidemiyoruz buradan. Neden böyle oluyor? Ben de şunu söyleyebilir miyim? Yani. Korkuyor neden musun Oruç'tan ayrılacaksın diye? Özür dilerim. Hiç korksam. Zaten böyle o zaman oldu. Hiç korkmuyorum. Baba sizin yaptığınız doğru. Biz beraber geldik. Biz çocuğu kabul ediyoruz ve her şeye ne tamam yapması gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. O zaman karışmayın. Dün mesela dün kadın erkek ilişkisine döndü. Asıl konuşulması gereken aynen, çocuk... çocuk ve çocuklarla ilgili mevzu. Aynen. Ben onun biz için geldim buradan. Biz çocukla hiç konuşamıyoruz. Hiç. İşimi gücümü bırakıp geldim. Ama konu başka yerlere gidiyor. Ben madem mesela... öyle niye o zaman davranışını düzelt? Düzeltmezsen. Seher Hanım ben de Esma'nın gibi düşünüyorum. İkisi konuşurken... Ben seninle muhatap değilim. Esra Hanım'la muhatabım. Esra Hanım'ın gibi... Seher Hanım. Seher Hanım. Efendim, duyuyorum gayet güzel sizi.
Ha, duyuyor musun? Sakin ol ya. Ben de Esra Hanım gibi düşünüyorum. Neden? Şimdi hukuken sizin evli bile olsanız Yargıtay diyor ki artık bu sevgili tazminatını kaldırdım ben. Evlilik içerisinde diyor eşler birbirine sadakatsizlik yapar. Üçüncü kişi Ayşe, Fatma diyor bunu yapmaz. Bu da gayet aslında güzel bir karar. Çünkü Esra Hanım'ın dediği gibi dönün kendinize bakın diyor, dışarıya bakmayın diyor. Ama buradaki mevzu dün şöyle bir şeye geldi. Siz haddinizi ve sınırlarınızı aşarak bir çocuğun soy bağı ile ilgili iddialarda bulundunuz. Bu iddiada bulunacak olan hayır. İstiyorum. Siz bu yasal anlamda kesinlikle. Şimdi Saadet Hanım size dava açsa açar. Çünkü ben buradan mekanların önünde çocuğu soy bağı kabul ediyor. Şimdi bir karıştırmayalım. Seher Hanım bir karışmadan, müdahale etmeden şu çocukla ilgili. Aynen abla. Oruç Bey, sizin Saadet Hanım'la bundan sonra bu dünyada bir araya gelmeniz mümkün mü? Mümkün değil abla. Mümkün değil. Evet. Değil mi? Evet. Sizin Saadet Hanım? İmkansız. Hangi koşullarda siz bir araya gelirsiniz? Ya koşullarda da gelmek dahil. Hangi koşullarda, sadece hangi şartlarda? Çocuk için tek isteğim çocuk ameliyat olsun bir an önce. Şu an MR sonucu çıktı. Bizi bekliyorlar. Cumartesi günü Belinay tam bir yaşında. Pazartesi günü Konya'ya gitmem gerekiyor. Ameliyata gün almam gerekiyor. Benim sadece tek istediğim bir imza ya.